Bu tarafsız dürüst haberin merkezi olan Kıbrıs'ın ana haber merkezinden hepinize iyi akşamlar. Efendim ben Deniz Zayıf Doğrulu, Demir Kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden bize sağlıklı. Alanya Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi kapsamında halk sahipleriyle ön protokol görüşmeleri hızla devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 37 hektarlık alanda yapılacak proje için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alkent Yönetim Kurulu üyeleri, Azakoğlu Sahil Sitesi Yönetimi Gülnur Erburdak Ağca, Vahit Sabur, Şaban Kılıç ve kat maliklerinin yoğun katılımıyla ön protokol imza töreni gerçekleştirildi. Riskli alanlarla ilgili 6306 sayılı kanun gereği tüm çalışmaların Alanya Belediyesi tarafından yürütülüp hazırlandığını kaydeden Başkan Yücel, kentsel dönüşüm için riskli alanların belirlenmesi gerekir. Bunun altyapısını ve tüm hazırlıklarını biz yaparız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bakanlar Kurulu kararıyla onay verilir. Bu kapsamda projemizdeki tüm çalışmalarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen belediyemiz yürütüyor dedi. Tamam efendim, teşekkürler. Başkan Yücel aynı zamanda proje alanındaki tüm hak sahiplerini ve sanayi gayrimenkul bilgilerini teyit etmek, proje ve süreç hakkında bilgi almak ve ön protokol çalışmasına destek vermek için ekiplerin kentsel dönüşüm ofisinde beklediğini söyledi. Esenyurt 2, Alanya 3 oldu. Şu anda resmen TÜİK'in verdiği rapor. Ve Türkiye ölçeğinde en fazla inşaat ruhsatı veren belediye oldu. 4,5 ayda verdiğimiz ruhsat sayısı 680 olmuş. 680. 2017 ve 18'de biz totalında 700 ruhsat vermiştik. Yeni ruhsat. Efendim, düzenli olarak her ay içi teşkilatında gerçekleştirilen mahalle başkanları istişare toplantısı bu ay AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda mahallelerde gerçekleştirilen teşkilat çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2023 genel seçim çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu. Düzenli olarak her ay ilçe teşkilatında gerçekleştirilen mahalle başkanları istişare toplantısı bu ay AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu başkanlığında gerçekleşti. Mahalle başkanlarıyla her zaman istişare içinde olduklarını ifade eden Başkan Toklu, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, mahalle teşkilatlarıyla, meclis üyeleriyle kısacası AK Parti Alanya her kademesiyle 2023 seçimlerine hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim arkasındayız diye konuştu. Efendim, Alanya'da sadece İranlıların girebileceği artı 18 partiler düzenlenmeye başlandığı Alanya'yı karalamaya çalışan iddialar sosyal medyada çalkalanmaya başladı. Turizmin göz bebeği Alanya'da son zamanlarda Alanya'ya yönelik yanlış algılar oluşturulmaya başlandı. Bir haber portalında Alanya'da İranlılara özel organizasyonlar, Orta Doğu turistlerin büyük ilgisini çekiyor başlığıyla gerçeklikten uzak haber metinleri yayınlanmaya başladı.
Haberde ise şu ifadeler yer alıyor. Antalya başta olmak üzere birçok turizm bölgesinde Orta Doğulu turistler için kulüpler kapatılıp etkinlikler düzenleniyor. İranlılar için yapılan partiler ise son dönemde başı çekmekte. Artı 18 şovların yanı sıra sınırsız alkol tüketiminin olduğu partilere İran'dan gelen turistler de büyük ilgi gösteriyor. Sadece Alanya'ya gelecek İranlılar için yaklaşık 10 binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya sayfaları var. Sayfalarda İranlı turistlere yönelik yapılan etkinliklerden videolar dikkat çekiyor. Efendim, Alanya Belediyesi 31 Mayıs'ta sona erecek emlak, çevre temizlik, reklam, ilan ve vergi affı yapılandırmaları için öğle arasında da hizmet verecek. Vezneler 31 Mayıs'a kadar öğle arasında da hizmette olacak. Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre vezneler 31 Mayıs Salı gününe kadar emlak, çevre temizlik, reklam ilan ve vergi affı yapılandırmaları için öğle arasında da hizmet verecek. Ayrıca vatandaşların veznelere gelmeden Alanya Belediyesi'nin resmi internet sayfasından e-ödeme yoluyla da vergilerini ödeyebilecek. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri ve vergi ödemelerini zamanında yapmaları için 31 Mayıs mesai bitimine kadar belediye vezneleri öğle arası 12.30 ile 13.30 arasında açık bulundurulacak. Efendim, Alanya Kent Konseyi bünyesinde GAP gezisi organize edildi. Yapılacak gezi turunda ise Güneydoğu bölgesinde bulunan Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'ı içeren iller yer alıyor. Gidilecek geziye 6 gece konaklamalı Güney Alanya Kent Konseyi tarafından Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'ı içeren 6 gece konaklamalı GAP Kültür Gezisi düzenlenecek. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, gezi organizasyonunun 3-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirterek, düzenlemiş olduğumuz geziye 3 Haziran'da gidilecek. 6 gece konaklamalı Güneydoğu Anadolu bölgesi turu olacak. Güzel bir Anadolu turu yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arzu eden vatandaşlar da Alanya Kent Konseyi'ne müracaat edebilirler dedi. Bunu gerçekleştiriyoruz. 3 Haziran'da gidiliyor. Birinci gün Halfeti'ye gidiyoruz. Orada kahvaltımızı alıyoruz. İkinci günü yine yani Halfeti'den yine tek şeylerle Diyarbakır'a geçiyoruz. Diyarbakır'dan efendim Mardin'e geçiyoruz. Mardin'den Hatay'a, Gaziantep gibi bu yerleri bir Güney Anadolu turunu güzelce yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arzu eden vatandaşlarımız da Alanya Kent Konseyi'ne müracaat etmesini rica ediyoruz. Efendim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları Başkanlığı'nda tesis edilmiş ortak komitenin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Filistin'e gitti. Ziyareti kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, düzenlenen basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile düzenlediği ortak basın toplantısında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır dedi. Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşımla Filistin sorununu da konuşacağız. İsrail'le normalleşme sürecimiz sürüyor ancak Filistin davasına desteğimiz İsrail'le ilişkilerimizden tamamen farklıdır. Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir dedi. En kısa zamanda bunu gerçekleştirmeyin ve mesulîn kaddeme tevcihatu min ecel tenfih ve bedâ bi meşru' el mintaqa's sanayiye el hurra fi Cenin ve li hada's sebep taban min ecel haziran sonunda. Bakan Çavuşoğlu yarın da İsrail'i ziyaret ederek İsrail Dışişleri Bakanı ve Alternatif Başbakan Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Söz konusu ziyaret Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.
Efendim uzun yıllardır Alanya'da yerleşik yabancı olarak yaşayan İsveçli ressam Bengt Wetterström ilk kez gerçekleştireceği resim sergisine tüm Alanya halkını davet etti. Alanya'da yerleşik yabancı olarak ikamet eden İsveçli ressam Bengt Wetterström 27-29 Mayıs tarihleri arasında sergi açıyor. Uzun yıllardır dünyayı dolaşan her zaman doğa hayranı olarak bir sanat yaratmayı sevdiğini ve sergisinde 40 eserin ziyaretçilerini bekleyeceğini Alanya Posta Medya mikrofonlarına aktaran Wetterström, tüm Alanya halkını sergimize davet ediyoruz diye konuştu. So now I retired, I live here in Alanya and now I have time. So I can pick up. Alanya Posta Medya mikrofonlarına konuşan İsveçli ressam, uzun yıllardır dünyayı dolaştım. Emekli olduktan sonra Alanya'ya yerleştim. Daha önce resim yapmak için çok vaktim olmadı ama emekli olduğum için vaktim daha fazla oldu dedi. Yeah, I started about 5 years ago. And I've been learning a lot about it. And now it's my first exhibition actually. Resimlerde daha çok doğadan ilham alıyorum diyen ressam, dünyayı gezerken hep doğa resimlerine hayran kaldım. Sergide de doğa resimleri daha yoğun olacak. Bu sergide herhangi bir para kazanma amacım yok. Tamamen yaptığım eserleri göstermek ve tanıtmak istiyorum dedi. All the purpose of my exhibition, let me start like this. I don't paint to earn money. I don't need to do that. But I paint because I love it. Efendim Alanya'da kaçak nargile tütünü ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik yapılan operasyonda 268 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar sonucu Alanya Konaklı Mahallesi'nde bir şahsın kaçak nargile tütünü ticareti yaptığı tespit edilmesi üzerine şahsın kullandığı araç Konaklı'da durdurularak asayiş timlerince arama yapıldı. Yapılan aramada 268 paket yaklaşık 33 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli şahsın ifadesi alındıktan sonra idari yaptırıldı. Uygulandı. Efendim Alanya'da havaya tabancayla bir el ateş ederek kaçan şüpheli polis ekiplerinin sıkı takibi sonrasında saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Olay dün saat 11 sıralarında Şekerhane Mahallesi'ndeki kapalı otopark karşısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı şüpheli şahıs belindeki ruhsatsız silahla havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şüpheli şahıs Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sıkı takip sonrasında saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyette meskun mahallede ruhsatsız silahla ateş etmek, korku ve paniğe neden olma suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Efendim Antalya'da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak 23 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyonu geçerken 23 Mayıs itibariyle 2 milyona ulaşmış durumda. Pandemi sürecinin ardından turizmde gözde tatil merkezlerden birisi olan Antalya'da turizm hareketliliği sektörün yüzünü güldürmeye başladı. Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, gastronomisi ve kültürel zenginliğiyle dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Antalya ziyaretçi akınına uğruyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-23 Mayıs arasında hava yoluyla şehre gelen yabancı turist sayısı 2.035.948'e ulaştı. Efendim Alanya'da sulama havuzuna düşen inek Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Antalya'da Süleymaniye Mahallesi'nde Yaşar Şener'e ait inek bahçe sulamada kullanılan 3 metre derinliğindeki havuza düştü. Hayvanını havuzdan çıkaramayan besici Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Biriminden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ineği kurtarmak için operasyon başlattı. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla havuzdan kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi. Yaşar Şener Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Efem Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl boyu hazırladıkları el emeği ürünler 15. yıl sergisiyle Antalyalıların beğenisine sunuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezlerinden farklı alan ve branşlarda eğitim alan kursiyerler yıl sonu sergisi heyecanı yaşıyor. 2021-2022 döneminde Atasem'in 30 kurs merkezinde 224 branşta açılan kurslara katılan 15.257 kursiyerin el emeği göz nuru ürünleri 15. yıl sergisiyle beğeniye sunuldu. Atasem 15. yıl sergisi Cam Piramit sergi salonunda törenle açıldı. Açılışı CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nilüfer Deveci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Danışmanı Cem Oğuz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kalaycı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, danışmanlar, daire başkanları, şube müdürleri, kursiyerler, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene işitme engelliler kursiyerleri de işaret diliyle eşlik etti. Atasem'in 30 kurs merkezinde el emeği ürünlerin sergilendiği yıl sonu sergisi 23-29 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Efendim Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle Konyaaltı sahilinde engelli empati parkuru oluşturuldu. Farklılıkların farkına var sloganıyla engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekilen parkurda vatandaşlarsa tekerlekli sandalye, beyaz baston ve koltuk değneği kullanarak empati kurdu. Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için Konyaaltı sahilinde empati parkuru kurdu. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri işbirliğiyle oluşturulan parkurda sağlıklı bireyler bir süreliğine tekerlekli sandalye, beyaz baston ve koltuk değneği kullanarak engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları bizzat deneyimledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Iltar, Antalya genelinde engelli bireylerin sağlıklı ve sosyal ortamda yaşayabilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle birlikte engelli bireyler ve sağlıklı bireyler arasında empati bağı kurarak onları daha iyi anlamaları amacıyla yaptığımız etkinliğin fayda sağlayacağını düşünüyorum dedi. Süper Lig'e 2015-2016 sezonu yükselen Aytemiz Alanyaspor bu sezon ligi geride kalan 5 sezondan daha başarılı bir noktada tamamladı. Süper Lig'de ilk 2 sezonu 40 puanla geçen Turuncu Yeşilliler 3. sezonu 44, 4. sezonu 57, 5. sezonu 60 ve bu sezonu da 64 puanla bitirdi. Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de mücadele ettiği 6. sezonu önceki 5 sezondan daha başarılı tamamladı. Geride kalan 2021-2022 sezonu Aytemiz Alanyaspor için Süper Lig'de en çok puan topladığı, en fazla galibiyet elde ettiği ve en çok gol attığı sezon oldu. Süper Lig'de topladığı 64 puanla önceki 5 sezondan daha yüksek puana ulaşan Aytemiz Alanyaspor 19 galibiyetle galibiyet sayısında ve rakip filelere gönderdiği 67 golle gol sayısında da en üst seviyeye
zirveye ulaştı. Turuncu Yeşilliler aynı zamanda ikinci kez Süper Lig'i ilk 5 takım arasında tamamladı. Efendim bendeniz Raif Doğrul. Gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşanılası nice günler temenni eder. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda buluşmayı dileriz. Esen kalın.